İki Ses'ten herkese merhaba. Bu hafta yeryüzü pazarındayız, Şile'deyiz. Bu pazarın önemli bir durumu var. O da ata tohumlarından oluşan bir pazar. Biz Öteki Ses ekibi olarak bu nedenle buradayız. Sizinle gelin hep birlikte pazarı gezelim. Sağ olasın. Hangi? Yeşilvade'de oturuyorum. Yeşilvade. Oradan mı getirdik? Buradan getirdik, buradan. Kendimiz yapıyoruz, kim yapacak bizden başka? Amcayla ikimiz. Aha. Bu pazara kaç yıldan beri katılıyorsunuz? Biz 25 senedir yapıyorduk ama bu sene daha koştuk buraya. 15 senedir yapıyorduk. Ama bu sene buraya geldik, bu yeni pazarımıza geldik. Çok da memnun olduk valla. Çok da memnun olduk, Allah'a şükürler olsun. Bunların hepsi doğal yani, sizin kendi yaptığınız. Kendimiz yapıyoruz. Bak benim önüme, gazaya diyorlar buna. Gazaya. Ot, gazaya otu. Bahçeden topladım, buraya getirdim. Böyle işte, olcuğum. Peki bir şey soracağım, şunlar ne? Buca yemiş. Dağ çile diyorlar ona böyle. Böyle bile ağaçları oluyor onun. Bundan topladık. Ama yok bu sene hiç yok. Bunu iki üç tane bulmuşuk, yok daha başka. Sattık sabah, onları iki üç tane satmıştık. Bu örtlen de vardı, onu da sattık. Bunlar makarna bak. Soğuk çorba yapıyorlar bunu. Kendim yaptım. Yani yoğurduna soğuk çorba yapıyorlar. Bu da makarna. Bu da bu nane. Bu nane, bu kekik. Ondan mı bunlar? Salça. Bunlar lahanadan turşu. Patlıyor benim burada. Bundan söyleyeceğim mi? Ama bak burada da oluyor. İşte burada oluyor. Burada oluyor. Bu börtenin neçeri. Bu da koyun salçası. 5 lira. 15 lira börtenin neçeri. Bundan söyleyeyim mi? Şu ne? Bu kimin şu? Ha. İşte böyle olcuğum, böyle. Çocuklar var mı? 7 tane çocuğumuz var. Burada mı yaşıyorlar? Birisi Almanya'da, birisi Hındıklı'da, İstanbul Hındıklı'da, birisi Sarıyer'de, oğullarım Sarıgazi'de, büyük oğlum Erenköy'de. Onlar, biz de köy yeri de ne seviyoruz. Yeşilvade'de ormanda oturuyoruz. İstanbul'da biz oturamayız. Şimdi yaşlıysan yaşayamayız ya. Evimiz var, Allah'a şükürler olsun. Burayı tercih ediyoruz. Allah'ın izniyle buralara da gelip para kazanıyoruz. Amca da Zonguldak'tan emeklülüğü var. Ne böyle işte. Hangi kanal abi? Bizim Dijitürk bünyesinde. Dijitürk bünyesi. Tamam. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim yavrucuğum. Yine gelin buyurun, bekleriz. Ne zamandan beri katılıyorsunuz? Başlangıcından bu yana katılıyorum. Yani 21 Haziran'da açıldı pazarımız. Ondan bu yana katılıyorum. Tabii. Yani öncelikle bahçemde ürettiğimiz meyve ve sebzelerle başladım. Ama şimdi pazardaki paylaşım açısından burada yetiştirmiş olan ürünlerden de alıp onları da işliyorum. Mesela şunlar kivisosu. Ömer Bey'in, Yeniköy'den Ömer Bey'in yetiştirdiği kivilerden. Şimdi onlar da... yani karışık derken evet, dayanışmam. Pazarın renkliliği ve diğer köylü tabii ki. Yani destek, her türlü şekilde destek. Üretici desteklemi anlamda. Kesinlikle, tabii ki. Ve bir taraftan da insanların doğal beslenmesi açısından, daha doğrusu sağlıklı beslenmek, doğaldan değil de. Siz reçel mi yapıyorsunuz? Ben evet, reçel marmelat yapıyorum. Hayvanlarımız var. Onlardan çıkan ürünlerle de biraz unlu gıdalar hazırlıyorum. Yani ikinci ürünler yapıyorum. Sebzemiz var biraz. Buradakiler bıldırcın yumurtası mı?
fazlası. Protein açısından çok yüksektir biliyorsunuz. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de iyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet, şu anda mısır patlatıyoruz. Bize ait. Kendine ait. Aynen. Kendimiz öyle, bize ait. Şu an ne satıyorsunuz şu an? Şu anda mısırımız var, kivimiz var, kudret narımız var, cevizimiz var. Kış armudu, hurma, ıhlamur, börek, katlı, tarana. Bunların hepsini siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Salata, yeşil mercimek salatası. Hepimiz kendi ekmeğimiz. Bu yaralara, yanıklara, mide ağrılarına, ünserlere birebir. İlaç kudret narı. Bu sadece burada mı yetişiyor? Sadece yetişiyor, her tarafta yetişiyor. Biz ekiyoruz, evet. Kendimiz ekiyoruz. İçindeki de tohum. Burası Allah korusun, bir yanı bir yeriniz yandığı zaman hemen dökebilirsiniz. İlaç falan kullanmayın. Bunların faydası var. Kivimiz var. Hangi köyden geliyorsun? İmrendere köyünde. İmrendere. Kaç yıldan beri bu pazara gelip gidiyorsunuz? Bu pazar bu sene başladık. Normal pazarda açık alanda yapıyorduk. Bunda bu sene başladık. Peki, pazarın anlamı ne? Kapalı olduğu için, doğal olduğu için. Burası doğal, başka ürüne gelmiyor buraya dışarıdan. Kendi ürünlerimiz. Doğal olduğu için, yabancı ürüne gelmiyor. Direkt bu köyde üretilenler? Köy malları, atalarımız, ninelerimize kalan tohumları kullanıyoruz. Peki çocuklarınız falan? Var. Çocuklarımız da duyuyorlar. Tabii ki ilgi duyuyorlar. Onlar da duyuyor çocuklarımız. Onlar da çaba gösterdi bizimle beraber. Yapıyoruz. Zevk duyuyoruz bu işte. İyi, ben de öyle. Teşekkürler. Teşekkürler size. Yani ürettiğimiz kestane balı. Bal. Yani ağırlıkta bal da bunları bu sefere mahsus yaptık. Mantıyı falan. Tabii bugünkü şenlik için oldu. Ama diğer de ağırlığımız bal üzerine. Yani kestane balı, yayla balı. Artı gezginciyi Çam'a götürüyoruz. Yani kendi ürünümüz. Aşağı yukarıda 35 senedir de bu işi yapıyoruz. Belgemiz falan hepsi var. Yani. Var mı çocuklar? Var. 3 çocuk var. Çocuklarla beraber de yazın gidiyorum. Yaylaya falan gidiyoruz. Yani onlara da bu tarz bazı ilgi var mı? İlgi derken bana yardımcı oluyorlar. Yani yaylaya gittiğim zaman yanımda bal sahamında, bal çıkartırken yardımcı oluyorlar. Eşim olsun, çocuklar olsun. Yardımcı olur. Ya anlamı burada işte daha önceden normalde pazarların aralarında satıyorduk ama şimdi sağ ol belediyemiz böyle yeryüzü pazarı olarak bize yaptı. Çok güzel bir şey oldu. Kapalı. Yani şu anda iyi, memnunuz, rahatız. Tamamen Şile'nin 57 köyü var. 57 köyünde herkesin aşağı yukarı burada standı var. Kendi yapmış olduğu ürünü burada sergiliyor, satıyor. Yani bir anda destek. Tabii yani eskiden çok iyi biliyorum ben çünkü Şile pazarının aşağı yukarı çocukluğumdan beri çıkıyorum. Yani 3 tane bayan vardı burada. Yani köyden gelip de malını satan ama şu anda aşağı yukarı 57 tezgah hemen doluyor. Yani çok iyi biliyorum, 3 kişiydi. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Dedeciğim, kolay gelsin. Merhabalar. Hangi köyden geliyorsun? Çayırbaşı. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 18. Peki nasıl, köyde yaşamak zor mu? Hayat, çalışmak, mücadele etmek gerekiyor. Peki şehirde yaşayanlara nasıl bir mesajlar? Doğal ürün satıyorsun? Şehirde bilmiyorum, ben yaşayamam yani. Şehirde mi? Şehirde yaşayamam. Niye? Bilmiyorum, ben kapalı yeri sevmiyorum. Köyde doğal yaşam için diyorsun. Evet. Her şeyi dalından koparıp yemek, ne bileyim, temiz hava almak. İşte. Ne satıyorsun şu an burada?
tüccarda? Kestane var, kabak var, yer alması, bakla, süt, turşu gibi, yoğurt gibi, işte sarımsak, soğan, Allah ne verdiyse. Hepsi kendi bahçem. Kendi bahçem, evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Hoş geldiniz. Yani nedir bu doğal ürünlerin satıldığı pazar? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani, doğal yetiştirip kendi bahçesinden, yani eski tohumlardan, kendi tohumlarımızdan, öyle kendi yetiştirdiğimiz doğal hepsi böyle sunuyoruz işte, pazara getiriyoruz. Yani kendi tohumlarımız derken hala mesela kendi ürettiğiniz ürünlerden? Evet, kendi ürettiğimiz tohumlardan alarak devam ettiriyoruz işte öyle. Evet. Yok. Dışarıdan alınan tohum zaten tekrar yetişmiyor. Yetişmiyor, evet. Yani öyle. O zaman hem kendi ürettiklerinizi burada hem satmak için hem de biz bir nevi aslında bunları tanıtıyoruz. Evet, bunları tanıtıyoruz. Hem satıyoruz hem tanıtıyoruz. Peki nasıl köyde yaşamak? Gayet güzel. Ben memnunum. Şehirde yaşamayı pek alışkın değilim. Sevmiyorum yani. Gidince sıkılıyorum. Burası daha iyi. Köy için daha iyi. Peki nasıl bir mesaj vermek istersiniz şehirdeki yaşayanlara? Sağlıklı yaşasınlar, doğal yesinler. Yani öyle. Başka ne diyeyim ki? Kabakoz köyünden. Şile Kabakoz köyü. Kolay gelsin. Yani bu uygulamanın altında tam olarak nedir, biraz bahsedebilirsiniz? Yani biz çocuklar için şu an saksılara onlardan ektiriyoruz. Yani akasya, erguvan ve kestane ektiriyoruz. Yani çocuklara veriyoruz sadece, onlara yaptırıyoruz. Yani nasıl yetişebilir o tarz eğitimler? Yani çiçekler veya? Yani kendileri eksinler diye. Aslında nasıl yetiştirmesi konusunda değil de hani kendileri toprağa dokunsunlar, hani nasıl bir şey olduğunu görsünler diye. Rica ederim. Yani şu an Ebru sanatı. Strafor. Yani kullandığımız boyaların çoğu doğal, orijinal ve kullandığımız su da aynı şekilde. Bitkiselden, denizden çıkan deniz kadayıfı. Ve boyalarımızı attığımız vakit suyun yüzeyinde kalıyor. İçindeki sığır ödünden dolayı. Ondan sonra boyalarımızı attıktan sonra straforları batırıyoruz. Ve böyle bu şekilde güzel bir... Ya bu pazarda olmanın sebebi aslında boyaların doğal... Doğal oluşu tabii ki. Bitki özlü ve toprak kök boyalardan, toprak özlü olduğu için tabii ki doğallıktan yanayız tabii ki, her şey gibi. Evet. Boyaları, kullanılan toprak boyalar, kök boyaları. Ve boyalarımız ezilerek elde ediliyor. Temizlemek için iyi misin? Ezilerek tabii. Yani toprak ham halinde kuvvet gücüyle, elle, desti zenk el taşı dediğimiz mermerden ezilerek belli bir kıvama geldikten sonra içine sığır ödü ve suyuyla kattıktan sonra macun kıvamında ve o belli bir süre bekliyor, kıvama geliyor. O şekilde biz de burada kullanıyoruz. Kimya katmadan. Kitre de ve deniz kadayıfı kullanılıyor. Bir de şey dedi, neydi? Karagin. Kullandığımız öt. Öt de doğa, sığır ödü. Yani yapalım, görün size. Hepsi, kullanılan her şey doğal. Sadece elimizdeki tabii bununla çocuklara ilginç gelsin diye bu tür bir düşünmüş. Evet, şimdi evet. Dış ülkede galiba böyle şeyler varmış. Çok güzel. Çocukların ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Bu arada Ebru'yu da bu ilginç bir figürle ruhlarına sevdireceğiz, tanıtmış olacağız kendilerini. Hocamız hanımefendi Ebru. Hocamız.
ekeriz, düveriz, değirmene çekeriz, keşkeğini yaparız, ayranlarız, salça soğanlısını yaparız. Şey, makine peki ya? Makine bunu çitiyor böyle, somandan ayırıyor bunu. Şimdi hala kullanılıyor mu? Yok, eskiden idi o. Biz onu şimdi elimizde yapıyoruz. Evet. Yok, onu böyle ipret olarak getirmişler, tarihin şeyisi buraya. Yani ondan. Biz de bunu ne yaparız? Çuvala koyuruz, elimizde tokmağla düveriz dibekte. Ondan sonra savururuz, götürürüz şeye, dinge, keşkek yaparız. Hocam kola gelsin. Hangi köyden? Soğullu, Şile'nin Soğullu Mahallesi'nin İhsanoğlu Köyü'nden geliyorum. Kaç yıldan beri burada yaşıyorsun? Doğdum doğal olarak. Direkt buranın yani yerlisiyim. Kendi ürünlerimizi işte tarlamızda yetiştiriyoruz. 10 dönüm kapalı alan içerisinde 400-450 tane tavuğum var çeşitli ırklarda. İşte ata toprağında, ata tohumuyla ürettiğimiz ürünleri getirip direkt sağ olsun belediye başkanımızın, kaymakamımızın faydalarıyla, yani ön girişimleriyle, bizi desteklemeleriyle böyle bir pazara sahip olduk. Ve direkt kendi ürünlerimizi çıkartıp satabiliyoruz yani. Ata tohumu tam olarak ne yani? Yani şöyle diyeyim size, iki göbek, üç göbek üzerden gelen, hani ailenin kendi tohumunu kaybetmediği. Mesela kabaktan çıkartıp, kurutup, ertesi sene tekrardan. Ne bileyim, şekil, tohum takas şenliği olduğu için, şöyle de gösterebilirim, fasulyelerimiz olsun. Bamyaların, baklava ürünlerimizi yani kurutup tekrardan kendi ürünlerimizi. Evet, bunları şimdi yani içinden çıkartıp kurutup tekrar kendimiz kullanıyoruz. Hı. Yani dışarıdan almak yok. Tamamen bunlar az diyorsun. Az tamamen yani. Efendim sepetler 20 lira, 15 tane var, tane 1 lira. Evet. Yani bunlar daha çok değerli şeyler. Tamamen değerli. Asıl servet bunlar yani. Bunlar tamamen bir de yani organik, hibrit bir malzeme, yani hibrit bir tohum değil. Artık yani nesli tüken de güzel olan tohumlarımızdan. Yani ilaçlı yani, yok kesinlikle ha. Alamadığınız tohumlar, alamadığınız ürünler değil. Değil, tamamen değil. Yani kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden. Şey yumurtalarımız da işte buğday, mısır, arpa ve yonca ve yani dediğim gibi 10 dönüm arazi içerisinde gezdikleri için öyle. O bakla, kabak, fasulye, bamya, onun gibi çeşitli tohumlarımızı da getirdik yani. Peki bunları takas mı yapıyorlar yoksa nasıl olacak? Takas. Bugün takas, evet. Yani vatandaşımız tohum getirecek bize. Kendi tohumunu, biz de kendi tohumumuzu vereceğiz yani. biz almak istesek. Yani para karşılığında değil, tohum karşılığında. Evet. Bize söylenen evet. O şekilde. Sağ olun. Sağ olun. Aktardan, tohumcudan tohum aldığın zaman bir dahaki o sene üründen ürün alamıyorsun. Hibritti. Yani almıyoruz. Direkt kendi tohumumuzu yaparak, olmayan olan arkadaşlardan takas ederek o şekil ürünlerimizi çeşitlendirebiliyoruz. Yani kesinlikle hibrit değil. Ki ondan çıkan mahsul, bir senelik ondan çıkan mahsulden tekrar tohumlu kaldığınız zaman ürün çıkmıyor. Tamamen kendi tohumunuz. Merhaba. Merhaba. Ekmekler yani hangi buğdaydan yapılmış? Az buğdaydan, kendi buğdayımız. Değirmanda çekilip yapılıyor. Eski hamurlar olan, kendi hamurumuzdan kendimiz yapıyoruz. Yerli ekmek. Buraya özgü bir yer. Bu Oruçoğlu köyü. Oraya özgü yani. Kendi yöremize özgü. Nerede mi sizin? Tohumları kendimizin. Burada takas var ya getirdik alıp vermek için. Kendi şeyimiz. Ata tohumları yani. Tabii ata tohumları. Yani burada hiç şey yok. Şey doğal. Yani şimdi organik değil de doğal yani. Organik olması için bizim toprakların biraz dinlenmesi gerekiyor. Yani bu da organiğe yakın bir tohum.
Kendi şeyimiz yani. Hilpitli değil. Alan birisi bunu artık ya, sürekli yerli olarak organaya doğru gider. Evet, yani o tohumlar atı tohumu olduğu için ektikten sonra da bundan tekrardan ürün alabiliyorsunuz. Sonra o tohumları saklayıp tekrardan artık bir daha tohum satın almak zorunda kalmıyorlar. Hilpitli'den olmaz bu. Hilpitli'den tohum ayırdığınız zaman verim yapmaz. Yapsa da düşük olur. Bunlar doğal olduğu için bunlardan olur. Yani kendi babamızdan, atamızdan kalan tohumlar. Hatta artına, bu misir falan da artına dayanır yani. Biz 93 muhaciriz, artımdan gelme. Oraya dayanır yani. Aynı tohum devam ediyor. Onun için buradaki her şey kendimizin yani. Şey değil, hep el emeği. Teşekkürler. Falan koydu. Hep süslük olarak kullan, hem yemeklerde kullan. Amca bize bir tane biber hediye etti, çok güzelmiş. Çiçek gibi. Ya gören istiyor, çok vardı da bitti. Evet. Yani bunlar da kendi şeyimiz yani. Hani bunu tohumunu alıp saksıda ekersen balkonu süsler. Güzel yani, verimi de güzel. Var var. O biraz daha kızaracak, yumuşayacak, ondan sonra tohumunu alacaksın, biter. Böyle alırsan tohumu bitmez. Biraz daha olgunlaşacak. Ondan sonra ekersin, saksıda balkonu süsler. Yani güzel de verimi yapar. Teyzeciğim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sumanköy ama burada oturuyorum. Kardeşim getiriyor köyden bunları. Komşuya yardım ediyor, gözlemeciye. Siz kaç yıldan beri burada yaşıyorsunuz? Ben gelin geldim, 47 senedir. Peki nereden geldiniz? Osmanköy. Nasıl yani, bu köy hayatını seviyor musunuz? Gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışıyoruz oğlum. Gücümüz yettiği kadar. Şehir hayatında insanlar doğal özlüyorlar. Tabii. Vallahi düşünüyoruz. Hem değerleniyor. Daha başka bir diyeceğimiz yok. Çalışana her yerde ekmek. doğal. Hepsi doğal. Burada. Evet. Buranın köylerinden herkes. Ne satıyorsun şu an? Şu an pazı, ısırgan. Hamur işleri bugün istediler. Hamur işi, maydanoz, pazı, bu ısırgan, öbürü efelik, kabak. Yani ısırgan otunu öyle mi satıyorsun? Onun yemek yapılıyor. Pidenin içine katılıyor. Yani çok faydalı diyorlar aslında. Yiyene de biz pek şey yapmıyoruz işte, yemek içine katılıyor. Siz ne doğruyorsunuz buraya? Pazı. Pazı kavuşuya yardım edeyim. Bak börekçi var, yetiştiremeyeceğim dedi. Dese sen bana doğru bunları dedi. Hoş geldiniz. Yani tam olarak bu takas pazarı, doğal ürünlerin pazarı ne anlam ifade ediyor? Efendim, tohum takas, eski yerli tohumlarımızı dışarıdan gelen insanlarla takas yapıyoruz yani. Onlar bize getiriyor, biz onlara veriyoruz kendi yerli şeylerimizi. Biraz açabilir miyiz yani yerli tohum derken? Yerli tohum derken yani bizim ata dede tohumumuz. Yani benim yaşım 26, ben 26 yaşında hani kendimizi bildiğimiz bile diyelim. 20 yıldan beri aynı tohum üzerinde biz çalışıyoruz. Ama dededen, babaanneden, işte anneannelerden kalan tohumlarımızla hala üretimdeyiz. Yani onun temel özelliği şu, hani o tohumu sürekli kendiniz alıyorsunuz, saklıyorsunuz. Ertesi yıl... Tekrar evet, aynen. İlk başta zaten domates olur, patlıcan olur. Onun en altında bırakırız biz. İlk veren
hani şeyde en üstte olduğu zaman verim daha az oluyor. Alttaki tohum onu bırakırız. Patlıcan da işte domatesse biber de olsun kızarır şey yapar. En son onları alırız tohumlarını öyle. Siz ne satıyorsunuz? Biz efendim sebze ve çilek reçelimiz var, ayva reçelimiz var. Kendi bahçemizden tabii bunlar. Domates püremiz var. Sonra turşularımız var efendim. Ihlamurumuz, eriştemiz, taranamız, sonra pazımız var, efeliğimiz var, ondan sonra pırasamız var. Son artık hasatlarımız, patlıcan biberimiz kaldı. Kıvırcığımız var, kabağımız var, bal kabağı. Öyle. Evet, kendimizin de şeyler, ıhlamurlar falan tabii doğanın kendi şeyleri de. Evet, öbür ürünlerimiz hep kendimizde yani. Peki nasıl, çocuklarınız falan var mı? Yok efendim, evli değilim daha şu an. Nişanlıyım. Yani ya da kardeşleriniz olsun vesaire. Bu tarz... Anne, baba şirket, hani bu şeydeyiz böyle. Bir aile şirketi diyelim. Evet. Ben de zaten üniversite mezunuyum ama bu işe yöneldim. Bu işi seviyorum. Hayvancılık da var tabii bu onun şeyin nezdinde. Onun için hani belgelerimiz falan tamamladıktan sonra süt, peynir, o ürünleri falan getirmeye devam edeceğiz yani. Yani üniversite okudum ama bu hayatla... Benim için evet yeşil doğa yani. İç içe. En güzeli o efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Ançöl'ün Karabeyli Köyü, Şile'nin Karabeyli Köyü'nden. Kestane mi? Kestane yapıyorum burada. Şile'nin kestanesi, doğal, ormanda toplandı, getirdik buraya satıyoruz işte. Peki bu ata tohumu dedikleri şey ne? Ata tohumu dedikleri bu köyde yetişen, mesela kendi ürünümüzün tohumudur yani. Tabii kaybetmemek için. Ata tohumu için onun için iş yapılıyor yani. Yani çocuklarınız veya çevreniz bu bilince sahip mi? Evet tabii çocuklarımız da aynı iş yapıyorlar. Hepsi dahil yani böyle. Teşekkürler. Şey değil, sağ ol Allah razı olsun. Sadece kestin mi? Burada var. Bir tezgahım var. Burada bir tezgahta var. Hanım orada. Hanım var orada. Bir tezgah daha var yani. Yumurta falan satıyorum. Yumurta satıyorum. Köy yumurtası. Ondan sonra köy işte mangal kömürü satıyorum. Kömürü nasıl yapıyorsun? O kömürü dağda kesiyoruz odunu. Getirip köyde bir düz olana siyi uyuyoruz. Üzerine kazer atıyoruz. Kazerin üzerine toz atıyoruz. Altından ateşleyip bir hafta başında gece gündüz bekliyor. Tabii odun kömürü. Odun kömürü. Tabii bu aynı, bu ızgarada kullanılan kömür yani. Peki, teşekkürler. Nargile kömürü, nargile kömürü falan yapıyoruz. Teşekkürler. Bir şey değil abi. Pazar siz... Güzel, eskiye dönüş, kaybettiklerimizi geri bulsak keşke, bütün organik olarak, eskiden nasıl annelerimiz, babalarımız, doğal olarak besleniyorsak, şimdi de öyle olmalı. Şimdi kaybettiklerimizin farkındayız, onun kıymetini iyi anlıyoruz. İnşallah tekrar eski günlerimize döneriz diye düşünüyorum. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bu ata tohumu, pazarı, yani sizin için ne ifade ediyor? Yani organik, organik olduğu için. Torun da var. Onun için geldik. Daha yeni geliyorum buraya ben de. Daha yeni geldim şey bugün. Duyduk öyle. Organik dediler. Torununa doktor organik verin dediler. O yüzden arkadaş tavsiyesinden geldik. Peki yani günümüzde hani bu organik diyoruz da niye organik dışı bir şeyler mi yiyoruz ki? Organik yemiyoruz. Hep şey yiyoruz yani. Ne derler şimdi heyecandan unuttum da. GDO'lu yani şeyli. Hep böyle vitaminsiz şeyler. Ama bunlar organik köyden. Köylülerin tohumları. Evet, tohumlarından güzel hepsi şey.
Ben zaten öyle büyüdüm. Darıca, İzmit Darıca şey yapıyorum. Yani annemler, babamlar hep bunlardan ekler. Biz öyle büyüdüğümüz için sağlıklıyız ama şimdikiler, şimdi nesiller, kızımlar hemen başım ağrıyor, orada bir şey yapıyor. Bir iş yapamıyorlar. Ama şimdi işte onun için geldik dedik anne, biz de organik bir şeyler alalım da çocuklar yararlansın, torun öyle büyüsün. Pazarların yani her gün olması ya da gelişmesi gerekiyor mu? Herhalde tabii. Ama şey de var burada, cuma da olması lazım. Ama cumayı çalıştığı için kızlar gelemiyoruz. Pazar günü geliyoruz. Pazar günü de yeterli. Şeyler içinde çarşamba, cuma da olabilir. Çalışmayanlar içinde. Öyle olabilir. Peki, teşekkürler. Oldu, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ekmek aldığınız nedir bu ekmek? Ben yerlisiyim, Şileliyim. Köy ekmeğine görünce dayanamıyoruz, alıyoruz. Hem doyurucu hem sıhhatli oluyor. Onun için geldik yerli yerimize. Bir tane, iki tane. Anladım. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Burada mı oturuyorsunuz? Hı, Şile'de oturuyoruz. Peki. Ablamın şeyi tezgahı oluyor. Ben de ona yardım ediyorum. Ablamla konuşun daha iyi olur. Evet. Tamam. Abla merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu ekmekler siz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum, evet. Ama unumuzu kendimiz üretmiyoruz tabii, alıyoruz. Nereden alıyorsunuz? Uncularımız getiriyorlar, Gebze'den, İstanbul'dan. Yani ekmekleri nasıl yapıyorsunuz? Kendimiz ekşi maya yapıyoruz bunun kendi mayasını. Onu da yoğuruyoruz, her hafta tazeleniyor bunun mayası. Durdukça ekşiyor yani evde. Bir ay, 15 gün. Mayasını hep... Hep devamlı bundan üretiyoruz mayasını. Hayır, evde. Yok, hiç almıyoruz. Hep kendi mayası bunun. 15 gün durdum evde, tamam, onun mayası hep hazır. Hiç alma yok. Onun dışında ne satıyorsunuz başka? Börek yaptık, erişte, çorba, nane, fındık, ceviz, kabak. Onlar kendi bahçeniz. Kendi bahçemizin, evet. Kekiklerin zamanı geçti ama şimdi toplamıştık hani Ağustos'ta, Eylül'de. Artık son. Bitti. Peki nasıl bu pazarın dışına başka yere gidiyor musun? Gitmiyoruz. Haydi burada cuma günü, bir de bu pazar günü açık. Nasıl peki? Çok güzel, memnunuz, evet. Çok memnunuz. Önceden böyle değildi. Şimdi daha güzeliz. Daha güzel yapıyoruz. Peki, teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Güzel dışarı. Genel işlerle ilgili çalışma yapıyoruz burada. Ben şeyi sormak istedim. Hani normalde burası ata tohumların olduğu bir pazar ya. Evet, evet. Ya bu kıyafetle ilgili ne ilgisi var? Ha, şöyle, burası yeryüzü pazarı olarak hizmet veriyor. Belediyemize ait ve yeryüzü pazarı dediğimizde zaten Şile bezi en ön planda. Çünkü %100 pamuktan üretilmiş, %100 doğal, en doğal ürünlerden birisidir. Hiçbir katkısı olmayan yapılmış bir üründür Şile bezi. Bu nedenle burada olması gereken en önemli ürünlerden biri diye düşünüyorum. Evet, üretim aşamaları ile ilgili görüntülerimiz var. Şile merkezinin üretim aşamalarında Şile bezi işte en önemli özelliğinden biri de Şile'de denizde yıkanmasıdır. Bu şekilde yapılan, örülen bezin denizde yıkanıp kum üzerinde kurutulması, daha öncesinde ipin haşırlanarak unla mukavemet kazanılması ile ilgili görüntüler var burada. Ve bu şekilde kum üzerine serilerek kurutularak yapılmış en doğal ürünlerden biridir. Teşekkürler. Bunu sormak istedik sadece. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay, sağ ol, teşekkür ederim. Şu an ne yapıyorsun? Şimdi biz bir Balıkesir'in bir köyünden tohumlar topladı bir arkadaşımız. Buraya katılmak için.
Zaten belli bir stok, belli bir koleksiyon her zaman oluyor yani derneklerde, tohum derneklerinde. Biz acayip bir şey yapmıyoruz. Sadece işte bizim Geleneksel Tohum Derneği ismimiz. Ondan sonra tohum cinsi, yılı ve nereden geldi aşağı yukarı böyle temel bilgileri yazıyoruz. Evet. Paketçikler yaparak Tohum Takas Derneği, tohum takas işlemi için tohum der olarak şu an küçük paketlere koyarak bunları hazırlıyorlar. Daha sonra takas edeceğiz. Balık kesin getiriz değil mi? Efendim? Balık kesinden mi getiriz? Bayan Tracy daha iyi biliyor. Tohumlar Balıkesir'in bir köyünden geldi. Biz de İstanbul'da Geleneksel Tohum Derneği olarak yeni geçen ilkbaharda açıldık. Peki ben yani hani anlıyorum da sizi en azından televizyonlara çıkacak ya. O yüzden biraz açabilir misin? Geleneksel tohum nedir? Geleneksel tohum. Geleneksel tohum bizim... Yeni nesil bilmiyor ya. Biraz ondan. Peki yani köylerde hala... kendi tohumunu yani fi tarihten unutulmuş artık yani kaç nesil önce akrabalardan, arkadaşlar, komşudan gelen köy tohumları hala bazı yerlerde çok uzak yerlerde paylaşılıyor bu tohumlar. O yüzden onları korunması çok önemli çünkü daha aşağı geldikçe büyük şehirlere doğru ve asfalta doğru yerlere geldikçe yani tırnak içinde bu tohumlar hazır ticari fidelerle yan yana ekiliyor ya komşu bahçesinde ya da diyelim ve karışıyor polen yoluyla bu şeyler artık karışıyor yani daha düzlük yerlerde. O yüzden artık bu daha dağlık yerlerden gelen eski tohumların otantik ve gerçekten eskiye dayalı olması olana çok daha yüksek. O yüzden yani bir de zannedersek şey oluyor değil mi? Yani bunu ektiğinizde ikinci bir kez ürün tekrar alabiliyorsunuz. Yani tekrar tohumunu saklayıp tabii ki ve bu yani alabilirsiniz ama karışıyor. Çünkü hibrit iki anaçın evlenmesiyle ortaya çıkan tohum onu ektiğiniz zaman ya biri ya öbür anaca gidiyor gibi. Yani karışıyor. Güzel olmuyor. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ben sizin için vallahi işte hanım organik hastası. Ondan sonra geldik bir gezelim dedik. Hava da güzeldi. Onun için geldik. Hiç başka bir şey ifade etmiyor şu anda. Yani organik hastası derken? Yani organik sağlığa zararlı olmayan olsun diye geldik ama çok istediğimizi bulamadık. Ne arıyordunuz ki? Yani tabii mevsimine göre dediler ama onun için herhalde biz alıştık öbürlerine ya. Fazladan bir beklentimiz. Yani pazarın demek istiyor. Tabii organik olunca mevsim dışı bir şey satmıyorlar herhalde. Yine de iyiydi ama. Bir şeyler aldık boş değil. Yani arabayı doldurduk. Parça parça doldurduk. He? Teşekkürler. Öteki Ses ekibi olarak pazardan bizden bu hafta bu kadar. Ata tohumunun önemini belli noktalarda aktarmış olduk. Biz bir daha özetleyelim. Ata tohumu yani şu an GDO'lu olan tohumlar değil de köylülerin kendilerine yetiştirdiği ürünlerden elde ettikleri tohumları bu yıl saklayıp ertesi yıl tekrardan kullanıp ektikleri bir tohum. Bu çok önemli bir durumdur. Umarız Türkiye'nin birçok yerinde bu yaygınlaşır. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.